Biz her zaman şunu söylüyoruz. Demokrasi yerelde başlar, siyaset yerelde başlar, elbette kalkınma da yerelde başlar. Biz yerelde oluşturacağımız kalkınma modelleriyle esasen ülkemizin de kalkınmasına çok büyük bir hizmette bulunmuş olacağız. Bu bölgesel kalkınma modelleri adına da son derece özgün ve önemli bir modeli hayata geçirmiş olacağız. Tabii bayramla birlikte çok önemli gelişmeleri de birlikte yaşıyoruz bölge olarak. Cumhurbaşkanımızın her zaman fındık üreticisinin teminatı olarak bir kez daha bayram arifesinde adeta üreticilerimize çifte bayram yaşatması ve çok önemli bir, çok kıymetli bir fındık fiyatı açıklaması. Üreticilerimizin yüzünü elbette güldürdü. Fındık bizim milli hazinemiz. Bu milli hazinemize sonuna kadar sahip çıkacağız ve ülkemize katma değerini artırma konusunda üreticiler olarak, ihracatçılar olarak hep birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Ve fındığımızın ülkemize katkılarını daha da güçlendireceğiz. Ama fındık fiyatına endekslenen bir kalkınma modelini de biz bölgemiz için yeterli görmemeliyiz. Bölgemizin çok daha büyük potansiyelleri var. İşte Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde çok önemli adımlar atıldı. Ticaret Odası Başkanımızın bu konudaki gayretlerine ben şahidim. Bütün sivil toplum kuruluşlarımızın bu meselenin masanın etrafındaki, bütün basın mensuplarının bu konudaki samimi takiplerine şahidim. İnşallah burada da çok önemli bir aşamaya gelindi. Bu aşamayı da geçtikten sonra Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nin de hayata geçirilmesiyle birlikte bu ekonomik kalkınma modeli adına yeni bir eşik aşılmış olacak. Bütün bunlar aslında ülkemizin topyekün içinden geçtiği badireleri daha rahat atlatmasına, daha kolay atlatmasına ve sahada ve masada güçlü Türkiye hedefimize ulaşmamıza büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin bugün Libya'da verdiği mücadele, Türkiye'nin bugün Suriye'de verdiği mücadele, Doğu Akdeniz'de ülkemize yönelen tehditleri bertaraf etme konusundaki kararlılığı, öte yandan Azerbaycan topraklarına tek taraflı olarak yapılan Ermenistan saldırısına karşı Türkiye'mizin Azerbaycanlı kardeşlerimize gösterdiği dayanışma, özellikle Afrika'da, Arakan'da, Somali'de, Filistin'de oradaki mazlum kardeşlerimizin imdadına el uzatması, bütün topyekün şekilde milletimizin bu seferberliğe dahil olmasının bir sonucudur. O yüzden birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük hazinemiz. Bu birlik ve beraberlikten aldığımız güçle aşamayacağımız hiçbir problem yok. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, kenetlenelim. Biz bir oldukça, beraber oldukça, dediğim gibi bu zamana kadar karşı karşıya kaldığımız badireleri nasıl atlattıysak, bundan sonra da her türlü sorunu bu birlik ve beraberlikle aşmaya devam edeceğiz. Ama tabii bu birlik ve beraberliği sergilemek için yeni bir badire yaşamaya da ihtiyacımız yok. Şu an dünya çok büyük bir tehditten, hiç karşı karşıya kalmadığı bir sorunla mücadele ediyor. Ama bu mücadeleyi de yine Türkiye içeride güçlü sağlık sistemiyle başarılı bir şekilde verirken, bugün dünyanın 141 ülkesine yaptığı tıbbi yardımla, yine dünyanın 140 ülkesinden ülkemize getirdiğimiz 100 bine yakın vatandaşımızın tahliye operasyonlarıyla dünyaya çok önemli bir mesaj verdi ve her türlü badireyi de rahatlıkla atlatacak güce, kudrete sahip olduğunu burada bütün dünyaya göstermiş oldu. Bu başarı hikayelerini artırmak bizim elimizde. Şu an Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sahada ve masada güçlü diplomasisiyle hayata geçirdiği bu başarılar inşallah yerelde gösterilen bu birlik ve dayanışmayla katlanarak, güçlenerek devam edecektir. Ki bu birlik ve beraberlikten aldığımız güçle esasen Cumhurbaşkanımız 86 yıllık bir özlemi de gidererek Ayasofya Müzesi'ni Ayasofya Camii'ne dönüştürmüş ve bütün İslam dünyasına da çok büyük bir müjde vermiştir bayram arifesinde. Ve Cumhurbaşkanımızın bu adımı sonrası dünyanın pek çok, özellikle Türk İslam dünyasından bahsediyorum, pek çok lider Cumhurbaşkanımızı bizzat arayıp tebrik etmiştir. Bütün dünya milletleri, özellikle Türk İslam dünyasından kardeşlerimiz bu coşkuyu, bu heyecanı bizlerle paylaşmaktadır. O yüzden ülkemizin önü açık, geleceği parlak. Biz bu birlikteliği her alanda sergilediğimiz müddetçe ortak payda da, elbette bu ortak payda Türkiye ortak paydasıdır. Bu ortak payda Ünye ortak paydasıdır. Bu ortak payda Tokat ortak paydasıdır. Ve bütün bu...